Hocalar geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. LGS 8. sınıf Türkçe soru çözümlerimizle videolarımıza devam ediyoruz. Bugün noktalama işaretlerinden nokta ve virgülle ilgili soru çözeceğiz. Şimdi birinci sorumuza bakalım. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıda verilen noktalama işaretleri hangisi sırasıyla getirilmelidir diye sormuş bana. Bu tip soruları çözerken genellikle nokta, noktalı virgül gibi işaretlerin kullanımına özellikle vurgu yapıyoruz ki dikkat etmemiz gerekiyor. Giderek ilgisizleşen çevremizi Duygular'ın fast food mutfağından çıkışını izliyorum. Ne yapmış? Benim cümlemi bir yargıya bağlamış. Yani cümlem bitmiş. O zaman buraya ne koymam gerekiyor? Nokta koymam gerekiyor. Her konuda acelemiz var. Öylesine acelemiz var ki yaşamaya zaman kalmıyor. Gülüşlerimizde, beklentilerimizde bir örnek. Yine ne yapmış? Benim cümlem bitmiş. Buraya bir nokta koymam gerekiyor. İnsan olmaya aç. Noktalı virgülümü koydum. Her şey bir insanı sevmekle başlar. Noktamı koydum. Sözünü anımsamaya ayıracak bir saniyemiz bile yok. Yine cümlem bitti. Noktamı koydum. Cevabım A şıkkı olmuş oldu. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır? Virgüllerin kullanımı bizim için önemli. Neydi görevlerimiz? Sıralı cümleleri ayırmak için ben virgül kullanabilirdim. Özneyi vurgulamak için virgül kullanabilirdim. Eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül kullanabilirdim. Bakalım yukarıda nasıl bir yanlış yapmış. Tam 25 yıl oldu. Her sabah erkenden gelir bu duvarın dibine serer kitapları. Ne yaptım? Sıralı yüklemlerimi ayırmak için virgül kullandım. O zaman burada herhangi bir yanlış söz konusu değil. Geçenler bakarlar, inceleyip bırakırlar. Burada biz bir ne gördük? Zarf fiil gördük. Zarf fiillerden sonra eğer birden fazla zarf fiilin bulunması söz konusu değilse ne yapılamaz? Virgül konulamaz. O yüzden cevabımız ne olmuş oldu? İkinci virgülümü ben yanlış kullanmış oldum. Tekrar buraya hatırlayalım. Neymiş? Cümlede birden fazla zarf fiil yoksa virgül zarf fiilden sonra kullanılmaz. Bu önemli bir detay arkadaşlar. Deneme sınavlarında, okul sınavlarında sıklıkla karşınıza çıkacak bir soru tipidir. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diye soruyor bana. Şairin de bir kişiliği vardır. Tutum ve davranışları, seçimleri toplumsal yaşamda karşı durdukları yazdıklarına yansıyacaktır. Ne yaptım? Eş görevli sözcükleri ayırmak için burada virgül kullanmış oldum. Devam edelim. Şiir yalnızca kurgudan, düşsel olandan ibaret değildir. Çünkü şöyle ya da böyle. Ne yapmış? Burada açıklayıcı bir bağlaçtan sonra noktalama işareti kullanmış. Fakat biz ne biliyoruz? Bağlaçlardan sonra noktalama işareti kullanılmaz. Bu parçada virgülün işlevleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisine uygun bir örnek yoktur diye soruyor şimdi bize. Güzel bir soru tipi. Buradaki görevlerle aşağıdaki görev tanımlarını eşleştirmemizi bekliyor. Hemen bakalım. Önce bir metnimizi okuyalım. Eğer o şiirler, o romanlar, o öyküler. Ne yaptım? Eş görevli sözcükleri arka arkaya sıraladım. O zaman ard arda sıralanan eş görevli sözcük kümelerini ayırmak için ben ne yapmış oldum? Virgülümü kullanmış oldum. C şıkkını eledim. O tiyatro yapıtları olmasaydı söylemek bile fazla, duygularımız daha az bilinecek, bilgilerimiz daha az olacaktı. Daha az bilinecek, daha az olacaktı. Ne yaptım? Birden fazla yüklemin bulunduğu bir cümlede yüklemleri ayırmak için yine virgül kullandım. Devam edelim. Çünkü edebiyat daha iyi duymamızı, daha iyi düşünmemizi sağlar. Sağlar bizim yüklemimiz. Yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için yine ne yaptım ben? Virgül kullandım.
özel olarak vurgulanması gereken bir ögeyi belirtme görevinde burada gerçekleştirmiş oldum. Daha doğru, daha insanca yaşamamıza yardımcı olur diyor. Yine tırnak içinde verilmeyen aktarma cümleleriyle alakalı bir görev görmedik. Fakat burada olmasaydı söylemek bile fazla derken şurada bizim bir ara sözümüz, yani açıklayıcı cümlemiz var. Açıklayıcı cümleleri belirtmek için de yine ne yapabilirim? Virgül kullanabilirim. Fakat alıntı cümleyle alakalı herhangi bir durum söz konusu değil bana verilen metinde. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diye soruyor. Yine ne yapmam gerekiyor? Virgüllerle görevlerini eşleştirmem gerekiyor. Fast food'a karşı hala direnen, her zaman sevilerek yenen yiyeceklerden biridir balık. Ne yaptı? Eş görevli sözcüklerimizi ayırmada, eş görevli sözcükleri ayırmada kullandım. O zaman burada bir eş görev ayrımı söz konusu. Denizin kirlenmediği, balığın bol ucuz olduğu, boğazdan çıkan palamutların kasaları doldurduğu eski zamanlarda yine ne yaptım? Eş görevli sözcükleri ayırmak için kullandım. 3'te de eş görev kullandım. 4'e bakalım. Balık ekmek satıcıları yalnızca kıyıya yanaştırmış sandallarda değil, mahalle meydanlarında görülürdü. Balık ekmek satıcıları derken yüklemden uzak düşmüş bir ögeyi belirtmek için, yani özneyi belirtmek için burada virgül kullanmışım. Diğerlerinde neydi? Eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanırken 4 numaralı yerde özneyi belirtmek için kullandım. O yüzden cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diye soruyor bana. Ben edebiyatı bir akrabalık ilişkisi olarak görüyorum. Bütün yazarlar ve şairlerin aynı soydan geldiğine, aynı yolun yolcusu olduğuna inanıyorum. Ne yaptım? Eş görevli sözcükleri ayırırken kullandım. O zaman burada doğru kullanmış oldum. Hepsinin yaptığı tek bir şey var. Cümlem bitti. Ama ne yapıyorum? Devamında açıklama yapıyorum. Türkçenin değirmenine su taşımak derken. Burada bir açıklayıcı kullanacağım için açıklayıcılarda ne yapmam gerekir? İki nokta üst üste işaretini koymam gerekir. Fakat burada ne yapmış? Bana nokta koymuş. Devam edelim. Türkçenin değirmenine su taşımak. Ne yaptım? Açıklamamı bitirdim. Nokta koydum. Böylece Türkçenin sesini çoğaltmak, zenginleştirmek. Örneklerim devam edebilir. Buraya da 3 nokta koydum. Herhangi bir problem yok. Fakat ne yapmam gerekiyordu? Açıklayıcı cümleden sonra önce 2 nokta koymam gerekiyordu. O yüzden cevabımız ne olmuş oldu? 2 numaralı bölüm olmuş oldu. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer özellik de şudur arkadaşlar. Şimdi tek bir şey var dedi. Türkçenin değirmenine su taşımak. Ne yaptı? Tek şeyi sıralamış oldu. Yani cümlesini tamamlamış oldu. Bu yüzden sonuna nokta koyabildim. Eğer birden fazla şey vardır deseydi ve bana tek bir örnek koysa, verseydi, o zaman sonuna 3 nokta koymam gerekirdi. Bakalım diğer sorumuz da bize ne diyor? Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine virgül konulamaz? Şimdi Milli Eğitim'in sevdiği en güzel soru tiplerinden budur. Daha çok size nerede kullanılacağından ziyade nerede kullanılmayacağına yönelik sorular sorup sizin doğru kullanıp kullanmadığınıza dair bir fikir sahibi olmak istiyor. Bu yüzden genellikle denemelerde hangisinde yanlış kullanılmıştır ya da hangisine getirilemez soru tipiyle karşılaşıyoruz. Yani yazım ve noktalamada olumsuz soru kökleri daha çok karşımıza çıkıyor. Şimdi bakalım cümlemize. Yazma azmim nedense son zamanlarda tamamen kaybolmuştu. Oysa biliyordum kervan yolda düzülür. Fikir ne kadar iyi olursa olsun yazmaya başlamadan yazamaz.
Şimdi buraya virgül koyamam çünkü neden? Burada benim bir şart kipim var. Şart kipim ne bildiriyor? Şart bildiriyor. Şart bağlayıcılığı yapıyor. O yüzden bir numaralı yere ne yapamaz? Virgül konulamaz. Diğerlerine devam edelim. Yazmayı sürdürmeden metni bitiremezsiniz. Yazamaz. Buraya virgül koyabilirim. Sonuçlandırdığımız zaman da fikirlerinizin iyi olup olmayışının, bir fikrinizin dahi olmamasının, bu konuyu araştırmak için harcadığınız sürenin, topladığımız kaynakların hiçbir önemi yoktur derken devamında eş görevli sözcükler sıralanmış, eş görevli tamlamalar kullanılmış. O yüzden virgül ayırabilirim. Fakat şart kipinden sonra, bağlayıcı ifadelerden sonra ne yapamam? Virgül koyamam. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde virgül aynı işlevde kullanılmıştır? Yine bizden ne istiyor? Bir görev eşleştirmesi istiyor arkadaşlar. Bakalım. Öğretmen odasına doğru ilerlerken sınıf başkanını gördü. Buradaki virgül anlam kargaşasını gidermek için kullanılmış, değil mi? Eğer ben virgül koymasaydım öğretmen odasına giden birinden bahsediyor olacaktım. Virgül koyduğum zaman ne yapmış oldum? Öğretmenden bahsediyor oldum. Sağa sola sataşarak bir işte uğraşmayarak mı gelişmeyi düşünüyorsun? Buradaki eş görevli sözcükler için kullandım. Bu kadar sessizlik. Ki gerçekten aşırı bir sessizlik vardı. Burada ne yaptım? Bir açıklayıcı cümle. Yani bir ara söz kullandım. Açıklayıcı ara söz için kullanmış oldum. Devam edelim. Bu türler tiyatro ve roman ilk dönemde önemli bir gelişim gösterdi. Bu türler derken yine bir açıklayıcı bir ara söz kullandık burada tiyatro ve romanda. O yüzden açıklayıcı ara sözün kullanıldığı iki cümlede virgülün işlemi ne olmuş oldu? Ortak olmuş oldu. O yüzden cevabımız D şıkkı oldu. Bu tip sorularda mutlaka işlevleri belirlerken cümlenin akışına dikkat ediyoruz. Bu önemli bir soru tipidir. Milli Eğitim'in de sevdiği soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisine ait bir özellik verilmemiştir diye soruyor. Olumsuz soru köklerinde ne yapıyoruz demiştik. Öncelikle soruyu, sonra yukarıdaki verilen bilgiye bakıyorduk. Şimdi bakalım, metnin içinde ard arda gelen zarf fiil eki almış kelimelerden sonra diyor. Ard arda gelen zarf fiiller söz konusuysa ne yapabilirim? Virgül koyabilirim. Yani birinci yargımı C şıkkıyla eşleştirebilirim. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır. Sıfırdan küçük değerleri gösterirken ne yapıyoruz? Eksi 2, eksi 1 gibi başına bir kısa çizgi koyuyoruz arkadaşlar. Yani ikinci yargım A şıkkıyla eşleşmiş oldu. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. Ne yapıyoruz? Konuşanın hareketlerini ve durumunu açıklamak için yaya ayraç açıp yapılan hareketten bahsediyoruz. O yüzden 3. cümlemizde B şıkkı eşleşti. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düşürüldüğünü göstermek içinse yukarıdan bir kesme işareti koyuyoruz. Fakat burada ne demiş? Noktalı virgül demiş. Noktalı virgülün herhangi bir özelliğine yukarıda yer verilmemiş arkadaşlar.